Evet sevgili arkadaşlarımız, bugünkü yayınımızı açıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü yayın konuğumuz Malatya Spor'umuzda idarecilik yapmış Ergül Besni abimizi konuk alacağız. Diğer konuklarımız ise İmparatorumuz Hayati Palancı ve Malatya Spor'umuzda kulüp başkanlığı yapmış Sayın Mehmet Hanifi Selimoğlu başkanımızı yayına alacağız. Bu arada da yayın içeriğinde Malatya Spor'umuzda bazı gelişmeleri İdris Payza başkanımızdan alacağız. Bu arada Hayati Hocam ve Mehmet Hanifi Selimoğlu başkanım beni dinliyorlarsa canlı yayınımızı alabiliriz. İyi akşamlar Gökhan Narman. Turabi abi hoş geldin. Hayırlı akşamlar abim benim. Hikmet Gür Ocak abim hoş geldin abim. Elazığ'a selam olsun. Elazığ Spor'a selam olsun Hikmet abim. Hocam hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Akşamlar varım. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür hocam. Sen nasılsın? Çok İyi misin şükür, hocam? Çok şükür. Bugünümüze şükür. Allah iyilik versin hocam. Bizi izleyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun hocam. Hocam açar açmaz biraz hızlandı. Vural abim hoş geldin. Mehmet Korkmaz abim hoş geldin. Hikmet abim Elazığ'a ve Elazığ Spor'a selam olsun abim benim. Selam olsun. Eğer Hanifi Başkanım bizi izliyorsa hocam bugünkü yayın konuğumuz Malatya Spor'umuzda idarecilik yapmış Ergül Besli abimizi yayınımıza alacağız. Artı Efsane Malatya Spor'umuzdan gelişmelerle yayınımıza devam edeceğiz hocam. Devam. Devam. Tam gaz. Aynen. Aynen. Var var. Başkanım hoş geldin. Eyvallah. Var abim. Hayat hocam. Hayırlı akşamlar başkanım. Eyvallah. Saygılar sunuyorum. İzleyenler, arkadaşlarıma, kardeşlerime, büyüklerime saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Allah razı olsun abi. Ne var ne yok başkanım? Hamdolsun. Her şey yolunda Barak abicim. Sen nasılsın? Çok şükür hamdolsun valla. Uğraşıyorum. Maşallah. Abi. Turabi baba. Çok geçmiş olsun. Rabbim sana şifalar versin inşallah. Hayırlı akşamlar abi. Bu sıkıntılar içinde de böyle Malatya Spor'umuza destek amaçlı şeylerin devam ettir. Allah senden razı olsun. Hocamdan da zaten hocam öyle güzel şeyler verecek inşallah. Belki bugün olur, yarın olur. Hocam nasılsın? İyiyim Hanifi Başkanım. Sen nasılsın? Hamdolsun hocam. Saygılarımı gönderiyorum sana. Bin mukabil. Bin mukabil. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Beni mahcup etmeyin lütfen. Abi bugün beyazlara bürünmüşsün. Yakışmış mı? Gençleşmişsin. Barak abiyim. Şimdi sen geçen gün şeyle ilgili bana gıcık verdin ya abi. Neyle ilgili? Aha, bununla ilgili. Ha, arma ile ilgili mi abi? Aa. Artık bari gördün mü abi? Evet. Yaptırman lazım senin de. Gör hocam. Bari abi görünüyor mu abi? Yap. Görünüyor başkanım. Ha, eyvallah. Sen de Allah'ına kurban olurum. Ben de dedim bugün Bari abime karşı forma tamam eyvallah. Envai türü forma sıkıntı yok.
Dedim bir beyaz giyinek ya. Yakışmış başkan. Hocama saygımızdan, izleyici kitlemize Eyvallah. saygımızdan. Hepsi bu yani. Başka bir şey yok. Abi bugünkü yayın konuğumuz abi Sayın iş adamı Malatyaspor'umuzda da idarecilik yapmış Ergül Besli abimizi yayına alacağız. Malatyaspor'umuzla ilgili gelişmeler hakkında işte konuşacağız İnşallah. Ergül abimizle. Bu arada da ben dünkü oynanan Arguvan İdman Yurdu maçında çünkü Arguvan dün bayağı dediler ki bayağı sizi Arguvan'dan dinliyoruz, izliyoruz dediler. Bu çıktıkları şampiyonluk yolunda da Arguvan'a ve Arguvan'ımıza başarılar Kesinlikle. diliyorum. Arguvan'a da selam olsun diyorum Aynen. abi. Türkü diyarımız Evet. olan Arguvan'ımıza, o zaten gönlümüzü fethetmiştir Arguvan'ımız. Sportif anlamda da başarılarını diliyoruz. Üçüncülük yolunda, özellikle üçüncülük yolunda ben de başarıları, naçizane başarılar diliyorum. Hocam bizi daha güzel ifade edecektir. Ben bu kadar söylüyorum da en Yani güzelini hocam söyler. Hayati gerçekten imparator hocam söyler. gerçekten de Hanifi Başkanım burada haddini aşağıya şeyi aslında seste bir anormallik var mı? Yok hocam. Bana geri dönüyor. Bir çıt çıt ses. Şimdi şunu söyleyeyim. Gerçekten Tomman Başkan'ın dün Facebook'ta paylaşımını okudum. Bir Malatyalı olarak bir Malatya'nın bir insanı olarak, bir evladı olarak ben ona sonsuz teşekkür ediyorum ya. Çok inanılmaz güzel bir açıklama yapmıştı. Sahada rakibini, yenen rakibini tebrik ediyor. Bundan sonra yanında olacaklarını, dik duracaklarını söylüyor. Ya Tomam Başkanı valla işte böyle olması lazım Hanifi Başkanım. Yani ne kadar konuşursak konuşalım. Bazen biz de ipin ucunu kaçırıyoruz ama olması gerekeni söylediği zaman da takdire şayan takdir etmekte de bunu kendimizde bir şey görmeyelim. Ben Tamam Başkan'a teşekkür ediyorum ya. Malatya futboluna bu demeciyle katma değerle aslında insanların nasıl davranması gerektiğinin bir öncüsü oldu. Ben ona teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim Abi hocam. bu arada Buyur Bahar abi, lütfen buyur. buyur abi Estağfurullah, lütfen. buyur abim, ne demek? Şimdi burada da şimdi Teğmen Başkanıma hakikaten yani Allah bütün işini rast getirsin ama bilmiyorum yani İdman Yurdu'nda neler oluyor, neler bitti. Burada söylemek istemiyorum da bilmiyorum artık. Ne yapalım? Demek ki bu sene o sene değilmiş. Herkes şapkasını önüne Bahriye'yle egecek tabii. ben Bizler bir de çıkıp geri gireyim ya. Bak Turabi de attan diyor, sesin geri oğlum. dönüyor kaptan diyor. İstiyorum bir daha Tamam hissedeceğim. hocam. Hocam bir geri çık, bir geri gel hocam. Şimdi Bari ağabeyim. Hayati hocamın dediği gibi olabilir. Yani hizmet hakikaten çok önemli. Ama bununla beraber şova yönelik bir şeyler olursa o farklı bir şey. Ha, hocam geldi. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, Evet. hoş bulduk tekrar. Hoş geldin Ben hocam. de buradan Teoman Başkanıma madem yenildi, eyvallah olabilir. Devamında ise Arguvansporumuza başarılar dilemesinden dolayı ben de şükranlarımı sunuyorum. Arguvansporumuza da inşallah üçüncü yolunda başarılar diliyorum. İnşallah Malatya'mızı temsil eden bir üçüncü takım olması hakikaten bizi mutlu eder. Kesinlikle. Yani abi şimdi Arguvan da bizim takımımız. Niye olmasın ki abi? Üçüncü ligde de bir takımımız olsun yani. Arguvan da bizim. Ama bilmiyorum artık bazılarının da şapkasını önüne egip biz nerede hata yaptık diye düşünmeleri lazım. Yazdıktır çünkü. Yani ego yüzünden bunlara girmek istemiyorum da Aynen yazdık aynen. yani. Bu Yani sene o Bahri seneydi. Başkan şöyle bugün Türkiye Ligi'nde dört tane büyük takım var. İşte dört büyükler deniliyor. Dört büyüklerden her sene üçü birden şampiyon olmuyor. Bir tanesi şampiyon oluyor.
Bir tane soruyor hocam, özür dilerim. Niye dört büyükler deniyor biliyor musun Bahri Ağabeyciğim? Evet. Ergün abi. He. Ergün abim hoş Kardeşim geldin. diyordu. Hayırlı Hoş geldin kardeşim ben. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. yayınlar. Eyvallah. İyi akşamlar. Başkanım, kardeşim, ağabeyim ne sayarsan say. Estağfurullah, baş tacısınız. Olur mu o şey? Başım var olsun kardeşim benim. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok şükür abi. Uğraşıyoruz vallahi işte. Efsanemizle ilgili böyle bir program İyi yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Elinize Bizi kolunuza de sağlık. kırmadınız. Hayat hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar abim. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Çok şükür abi. Bugünümüze şükür. Valla dün bir katıldık. Dün bugün sırayla gidiyoruz. Allah sonunu ayırsın bakalım canlıya. Burada şöyle bir şey var abi. Burada tek konsept olduğu için, sadece Efsane Malatyaspor olduğu için biz başka şeyi konuşmak Bence istemiyoruz. de. Sadece Kesinlikle doğru. Malatyaspor, oradaki güzel anılar, o takımın işte ligde kalışı, sizin yönetiminizde devam edişi, UEFA'ya gidişi, bunların hepsi benim zamanımda olay diye, güzellik diye belki kitaplara yazılacak şeyler. Çünkü orada başladı aslında her şey. Doğru. Ama Doğru kaptım. neticesinde biliyorsun abi, yani bu Anadolu kulüplerinde kanayan bir yara. Şimdi istatistikler diyor ki her sene Anadolu'dan 3 tane takım düşecek, 3 tane takım gelecek. Bu artık lig buna dönmüş. Bunun için Doğru. de çok kalıcı eserler yapmak lazım. Çok kalıcı işler yapmak lazım. Tabii bu kalıcı işleri de sizin gibi futbolun içinde yöneticilik yapmış abilerimizin gerçekten dün akşam da söylediniz. Yani ne olursa olsun Ergün abi, İstanbul kanadının hiç eksilmeden bu işin içine girmesi lazım. Bu sadece Malatya'daki insanların bu liglerde, bu seviyelerde takımı götürmesi mümkün değil. Doğru. Dolayısıyla bu kadrolaşmayı yaparken sen de takdir görürsün ki ayaklarının üzerine sağlam basan bir yapı önce yönetimden başlıyor. Doğru kesinlikle. Yönetim kadrosu eğer ayaklarını sağlam yere basarsa zaten diğerleri de sağlam basıyor abi. Doğru. Yani kesinlikle doğru. Hocam doğru söylüyorsun. Ama işte dün akşam da belirttiğim gibi işte burada biz Malatyalılar olarak birlik beraberlik yok bizde. Bizde herkes herkesin arkasından kuyu kazıyor. Bugün de bu efsane Malatyaspor'un zaten bu durumlara gelmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Yani konuşulacak o kadar çok şeyler var ki, o kadar çok şeylere şahit olduk, o kadar çok üzüldük ki. Ama yani bu ne konuşursak konuşalım geçmiş geriye gelmiyor artık. Çünkü işte efsanemizin durumu ortada. İşte şehir olarak bizim durumumuz ortada. İşte Malatya'da yani Malatyaspor'a gönül vermiş insanların birlik beraberliği yok. Herkes Malatyaspor'u seviyor. Herkes Malatyaspor diyor ama insanlar yani bizim bu Malatya insanından mı var bu nerede var bilmiyorum. Ya işte bir yönetici başarılı olunca takım bir yere gelince arkadan bu sefer devamlı kışkırtmalar, işte devamlı yazılar çıkıyor. Yani bir sürü hakaretler duyuyorsun, bir sürü şeyler duyuyorsun. Ama tabii her Malatyalı da böyle değil. Yani bunu da bir altını çizeyim. Ben kendi adıma konuşayım. Ben %100 safane, temiz duygularla sadece bir Malatyaspor taraftarıyım. Tuttuğum üç büyük takımdan bir tane takım yok. Ben 10 yaşında Malatyaspor'un Ünallı, Feyzullahlı, Şehmuzlu zamanlarında 80'li yıllarda ben bu takımı takip İstanbul'da maçlara giden bir adamdım. Yani bizim bir gönül bağımız vardı Malatya'ya. Bir borcumuz vardı. Bir de Malatyaspor sevdası vardı. Tabii biz bununla birlikte işte Hikmet Tanrıverdi başkanımızla birlikte sağ olsun bizi de uygun gördüler. 3,5-4 yıl arası beraber bir hizmet verdik. Ama çok güzel şeyler yaşadık. Tabii Malatya'daki ortamı sistemi bilmediğimiz için Malatya'da çok kötü şeylerden çok üzüldük yani. Hani çünkü Malatya'mıza ve Malatya sporumuzun arkasında Malatyalı insanların yapmış olduğu şeyler de üzdü bizi. Yani Maalesef. güzel şeylerle birlikte kötü şeyler de yaşadık. Zaten
Yani Allah bir daha o günleri göstermesin. Yani bir küme düştüğümüz Gaziantep'te, orada vermiş olduğumuz mücadele, onun öncesinde, aylar öncesinden vermiş olduğumuz mücadeleler ve emeklerimizin karşılığı bir çırpıda kayıp gitti. Yani çok şeyler yaptık, takımı kurtarmak için çok iyi şeyler yapmaya çalıştık ama gerçekten olmadı. Niye olmadı? İşte bir federasyonda bizim delegemizin bir tanesi karşı bir tarafa geçmesiyle birlikte ateşlenen bir olay oldu. Ve o günden sonra da zaten bu takımı Ergün'üm, tutmak orada mümkün değildi. araya gireceğim. Orada çok yanlış stratejiler uygulandı. Onu Kesinlikle sonradan doğru. bana söz hakkı donduğunda ben cevap vereceğim. Buyur kardeşim benim, başkanım benim. Buyur. Yani işte neticede hiç olmaması gereken şeyler oldu. Kendi içimizde kendimizi sattık federasyonda. Biz doğru bir duruş sergilerken gecenin saat 2'lerinde, 3'lerinde Ankara'da federasyonun işte delegeleri toplayıp orada konuşmasından yani kulübümüzü bir tane şahıs sattı. Ve ondan sonra ne oldu? Hikmet Tanrıver diye dediler ki ya senin nasıl bir duruşun var? Hem bizdesin hem senin yönetimindeki adam karşı tarafa geçiyor. Bu sefer ne oldu? Hikmet Tanrıverdi de dolayısıyla savunmak için kendini ispat edebilmek için bir takım konuşmalar yaptık. Ve tabii kazanılmış olan bir federasyon başkanı karşısında da bunlar hoş karşılanmadı. Bizim biletimizi de çok güzel kestiler. Ki o kadar uğraşmamıza rağmen son gün son maça kadar uğraşmamıza rağmen hem kendi içimizde hem federasyondan bizim bu kulübümüz gitti. Ha, güzel olan tarafı Ergün'üm, neydi? Yönetim olarak. söylediklerine %100 eyvallah, ama şunu söyleyeyim kardeşim benim. Bak, Hikmet Tanrıverdi çok büyük hatalar yaptı. Lütfen ne olur bunu kabul edelim. Şimdi Ataoksu Malatya'ya geldi. Doğru mu kardeşim? Kim? Ataksu. Ataoksu, evet. Evet. Federasyon seçimlerinde Ataoksu Malatya'ya geldi. Ve Evet. biz Hikmet Tanrıverdi yönetimi olarak Halıkurulu yönetiminden yana tavır koyduk. Ve Ataksu'nun Malatya'ya gelmesine eyvallah ettik. Doğru mu? Doğrudur. Malatya'da da yanlışım yoksa Ural Sarıcı kardeşim ve bir iki tane daha arkadaş karşıladı Ataksu'yu. Doğru mu? Doğru. Heh. Finalinden oldu kardeşim. Hikmet Tanrıverdi gitti. Ne olursa olsun sen Halıkurulu'dan yana tavır aldın. Ondan yana devam etmen gerekirken gittin Levent Bıçakçı'nın yanında oldun. Doğru mu kardeşim? Doğrudur, doğrudur. O zaman kardeşim bunları anlatman lazım senin. Şimdi bakın, şimdi bizim burada anlattığımız şey bir tane, tamam sen şimdi orada iki tane federasyonda başkan vardır, birini seçersin. İlla bu Ben Haluk Ulusoy. onu demiyorum. Bak, şimdi Malatya'ya gelindi. Malatya'ya gelindi. Ben o zaman diyecektim ki Malatya'ya gelmeyin. Ben senden yana tavır koymuyorum. Malatya'ya gelmeyin diye tavır koymalıydım. Ya şimdi orada bir düşünme aşaması, bir Sabırın. karar merci vardır. Yani o arada Tabii bunların tabii. oluşumlar normal Sayın olabilir. Başkanım. Yaptığı şeyin bak doğru olduğunu söylemiyorum. Yani Heh, şimdi eyvallah. işin içinde Eyvallah. işte işte Eyvallah. hani orası mı burası mı derken karşı tarafta gelmişse gelen adama gelme diyemezsin. Ben ama yapılan şeyin doğru olduğunu söylemiyorum. Yani orada bir Senin işleyiş, bir Allah'ına süreç kurban var. Ergün. Bak, Ergün kardeşim. Ben senin Allah'ına kurban olurum. Sen beni hatırlıyor musun? Ben seni hatırlıyorum. Net Ben hatırlıyorum. hatırlıyorum seni, hatırlıyorum sığma olarak. Benim başımın tacısın. Allah Şimdi ben razı olsun. kardeşime şunu söyleyeyim. Ben seni davet ediyorum Malatya'ya. Senden yana tavır koyacağım diyorum Ataksu olarak. Sen Malatya'ya geliyorsun. Ben seni karşılıyorum. Karşılayanların arasında da benim kardeşim var. Ural Sarıcı. Onu da biliyorum. Net biliyorum. Senin de kardeşim. Ben onu da biliyorum. Ve Eyvallah. finalinde ne oluyor kardeşim? Biz gidiyoruz Levent Bıçakçı'dan yana tavır koyuyoruz. İşte oradan Abi sonradan gelişen olaylar nedir, ne değildir onları kardeşim bilmiyorum öyle bir şey tabii. olmaz işte. Öyle bir şey olmaz. Hanifi Ergün'üm. Başkanım, Hanifi Başkanım bir müsaade edin. Bak şunu Estağfurullah, söyleyeyim. estağfurullah. Ne demek? Şimdi bak zaten Ergün abi konuşmalarının arasında dedi ki orada stratejik bir hata yaptık. Tamam mı? Bunu zaten Ben Ergün abi doğru. Ergün'üme, kardeşime destek olmak amacıyla Hayır, söylüyorum. ben Hocam. şunu söyleyeceğim. Abi şunun için söyleyeceğim. Bak şimdi bürokraside biliyorsun ki insanlar gidip eğer Malatyaspor'u bugün 3 tane futbol federasyonu başkanı adayı olsun. Ben gidip Malatyaspor'u ziyaret edeceğim dediği zaman bunlara gelme diyemezsin abi. Yok öyle değil. Hayat hocam öyle değil. Lütfen gözünü seveyim. Birbirimizden şey etmeyelim. O öyle değil.
Şimdi Diyemezsin zor, abi. hayır hayır. Hocam kurban olduğum ya. Sen ne biliyorsun, ben ne biliyorsun, Ergün'üm de biliyor ki öyle değil. Malatya'ya o insanlar, biz onlara destek vereceğiz diye geldiler. Ataksu'nun Malatya'ya gelmesi bundan dolayıdır. Sonrasında ise, bak sonrasında ise biz niye gidip başka yerden yana tavır aldık? Niye? Abi bak Çünkü, ya hocam bunu herkes biliyor. tamam, Hükümet ben sana şunu dayattı, söyleyeyim. Hikmet Tanrıverdi de gitti. Hikmet Tanrıverdi de gitti. Levent Bıçakçı'dan yana tavır koydu. Abi bak Güçlü'den yana tavır koydu. ben abi bak ben o kongreyi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bıçak sırtı giden bir kongreden bahsediyoruz. Belki de Futbol Federasyonu seçimlerinin içinde en bıçak sırtı giden seçimlerden bir tanesi oldu. Bak ben oradaydım abi. Hoca, ben Şunu hocama şöyle söyleyeyim. bir şey söyleyeyim. Bak şunu söyleyeyim. Benim Bak kellem gitse, orada sen geldin, ben yanlıştı. sana ya senden yana Abi tavır koydum, olay orada bitmiştir. abi Tamam mı? bak. Periştah gelse, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı da gelse, ben bir daha geri adım atmam. Abi Bu kadar dinle basit. Arif abi. Bak bu Ya bizim şimdi abi. olay oraya Biz gelene kadar arkadaşlar, bizim kendi içimizde federasyon seçimlerinde ikilik oldu. En önemlisi bu esasında. Onu anlatmak istiyorum yani. Şimdi yani burada şimdi yanlışlar, doğrular vardır. Ama orada yönetimden bir arkadaşımız karşı tarafa geçiyor ve Malatyaspor Kulübü'nün başkanının ve diğer yöneticilerin bundan haberi yok. Seçim günü bunlar çıkıyor. Yani o hatanın arkasından bir de böyle ayuka çıktık. Onu anlatmaya eyvallah. çalışıyorum. Yani Eyvallah Ergün. bu da Eyvallah. zaten bizim için çok iyi bir şey olmamıştı o zaman. Ve Evet. gerçekten Evet. ondan sonra kara günler başladı. Sana yemin ediyorum ya ben yani bir hafta Malatya'da bir hafta dışarıda hiçbir maçı kaçırmadım. Hepsindeydim. Şimdi Ve yemin ediyorum bir hakem hataları vardı. Ya saç baş yollarsın ya delirirsin yani. abi ben söylüyorum sana. Kayseri Erzurum Herkes maçı maçı. diyeceksin. Herkes Evet. maçı diyeceksin. Evet. 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 Resmen katliam 85. dakika yaptılar. Mustafa Şimdi Özkan bak. attı. 2-1 öne geçtik. 90. dakika Süleyman Yıldırım'dı. Şey, ne Yıldırım'dı? Evet, hakem. Hakem neyse. Hakem şey verdi. Anlamsız bir şekilde bir iki gördü. Cengizler attı. 2-2 bitti. Ben küme düştük. Bak Ya abi o şunu maç küme söyleyeyim. düştü. Yani o Mehmet'in küme başkanlık düşmeden, değil. o küme Yunus düşmeden, Yıldırım, Yunus ha, Yıldırım, Yunus Yıldırım. o küme düştüğümüz sene ya 8 maç ya son 9 maç zaten futbol şube sorumlusu olarak başkan o zaman beni atamıştı. Orada yani o sahanın içinde o hakemlerin hatası ve o devre arasında hakem odasına gidiyorum ya hakem odasından hiçbir hakem benle görüşmedi. Her maçta bu oldu ama. Bakın her maçta. Ama biz tabii bu maçları da çoğunu kaybetmedik. Allah'ın yardımıyla hep aldık. Eyvallah. Aldık. Doğru söylüyorsun Ergün'üm. O maç 2-2 bitti. Ankaraspor maçını aldık. Konyaspor maçını aldık. Ankaragücü maçını aldık. Final maçı Samsunspor maçını aldık. Ama en final maçı Antep maçımızı 14 Mayıs 2006'da kaybettik. Kaybetmemizin sebebi de Hikmet Tanrıverdi. Abi bak bak öyle bak. Abi. Ama şu da var. Kendi içimizde kendi futbolcularımız da Ergün'üm, bizim futbolcularımız eyvallah, ona bir şey demiyorum. Ama biz satanları da kendimizi biliyorum. Kimlerin ne Hikmet gönderdiğini de Tanrıverdi bize biliyorum yanlış yani. yapmıştır. Bunu herkes böyle bilsin. Ya Abi. şimdi şimdi burada hani yapmıştır, yapmamıştır, doğrudur, hatalar olmuştur. Ama bugün şu geldiğimiz günden bugüne baktığın zaman yönetim olarak bu Malatyaspor'u sıkıntısız, borçsuz, harçsız en iyi bırakan yönetimdir. Bunu da kabul Borçsuz edelim ama. bırakmadı her günüm. Lütfen gözünü seveyim. Abi 14 yapma milyon gözünü borçlarım seveyim. var. Ne yaptı borç? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Malatyaspor'u biz Süper Lig'den düştük. Ondan sonra bu takımı biz tekrar götüreceğiz diye Süper Lig'deki bütün takımdaki futbolcuları tuttuk. Kontratı biten 2 veya 3 kişi vardı. Tamam kardeş. Onların Biliyorum. haricinde. Ondan sonra Serdar Samatyalı'ydı, Murat Duman'dı. Bir sürü futbolcu aldık. Ve Tamam akabininde kardeşim. bizim eğer hani bu işi bıraktığımızda kongrede biz borcumuzu da açıkladık ve bu borcun karşılığında da fazlasıyla futbolcu vardı elimizde. Karşılığı Tamam var kardeşim. yani. Eyvallah. Niye bıraktınız peki kardeşim?
Niye bıraktık? Onu da söyleyeyim sana. Öyle Bir şey onu söyle en söylemeden azından. söyleyeceğim. Biz Ergün'üm, ne bak abi? bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben seni çok severim. Beraberiz yani. Hakkını Allah helal et. razı Bunu olsun. cevap Yok. ederim. Yani bilinmeyen bir şeyler varsa bunları aydınlatıyoruz. Burada birbirimizle ilgili bir sıkıntımız Bir yok. de yanlışım Burada yoksa şeyiz yani. İkimiz de pıdır biliyorum, 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 biliyorum. Buradaki bizim tek derdimiz İyi Malatya pıdır gel Spor. olmak ayrı şeref Başka abi. Ben de kaç bir... vereyim ne yani? Ya kaç böyle ben keşke kaç böyle olaydım. Kurban veririm. Ben ne konuşuyorum? Yani şimdi hiç bak Ergün abi, Ergün abi Hayatım bir hocam bir müsaadeni dakika isteyeceğim. Bir dakika. Ergün'ü anlatsın ya lütfen ya. Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi bak Hanifi Başkanım, bazı şeyler var. Burada ekranın önünde konuşulmayacak şeyler var. Bak Yo eğer biz ben üstü kapalı anlatacağım net bir şekilde. bizzati kendim bazı maçlarda içinde olmak zorunda kaldığım maçlar var. Bak bu yönetim eğer onlara anlatsaydı heykelini dikerlerdi. Yemin ederim sana bak. Çok. Ben sonra sana özelden anlatacağım onu. Ben özür dilerim Ergün abi. Araya Yok girdim. estağfurullah, estağfurullah abi. Şimdi bak abi, biz zaten bu kulübü bırakmış olsaydık, biz ikinci ligde top koşturacak, oradaki ligdeki en iyi futbolcuları bunu, bir Süper Lig'in üstüne toplamazdık. Biz bunları toplamaya başladık. Hatta Hikmet Tanrıver dedi ki, ilk düştüğü yerden kalkar dedi her gün. Var mısınız, yok musunuz dedi. Dedi ki başkan, İlhan Kavuk, ben, Hikmet Tanrıverdi. Varız dedik. Ondan sonra İstanbul'da, bakın İstanbul'da 3 tane iş adamı. Bu iş adamları da şey gibi kelebek gibi uçar, arı gibi sokar. Yani Malatyaspor'a hiçbir faydası yoktur. Malatyaspor üzerinden protokol her türlü ağırlanırlar, her türlü şeyleri yaparlar. Ama olumsuz olan şeylerin hepsinde de bunlar çıkarlar. Geldiler, Hikmet Tanrıver diye dediler ki bu kulübü bırakman lazım. Hikmet Tanrıver diye de gerekçeler sordu. İşte şu istemiyor seni, bu istemiyor. Artık müadınız doldu. Siz bu işi zorlamayın. Geriden gelenler gelsin bunu götürsün. Ve Hikmet Tanrıver'di. Bunun üzerine biz konuştuk. Hikmet Tanrıver diye çok ısrar etmemize rağmen kulübü bıraktık. Ergün'üm, Ama Hikmet bu Hikmet Tanrıverdi. Tanrıverdi'nin Başkalarının bir dakika, sözünü bu dinleyen Hikmet bir adam sen de Tanrıverdi'nin tanıyorsun, ben de tanıyorum. Hikmet Tanrıverdi başkasının lafıyla hareket eden bir adam değil. O zaten kararını vermişti, bırakacaktı ve finaline ne abi oldu biliyor kararını musun? vermiş olsa Geldi, ya geldi Necip Olgun ve Haşim Karadağ şeyinde, seçiminde Haşim Karadağ'dan yana kesin net tavrını koydu. o Haksızca, doğrudur. Doğrudur. Doğru. haksızca, haksızca, haksızca ben kardeşime söyleyeyim. Tavır koydu. Niye tavır koydunuz? Sen söyle kardeşim. Ben söyleyeyim. Şimdi ben onu demeyeceğim. Size şunu söyleyeceğim. Orada başkasının lafıyla iş yapmaz dediğiniz ya öyle bir şey olmuş olsa Hikmet Tanrıverdi ve ben 20 gün Merter'deki ofisinde bütün transferleri beraber yaptık. Lig Eyvallah. düştüğümüzde. Eyvallah. Şimdi biz bu transferleri birilerine devretmek için yaptıysak o zaman Süper Lig'deki futbolcuları bonservisiyle satardık. İlk devreye götürdük. Parasını çekerdik. Çıkardık. Ya Niye bıraktı o yapmayın abi zaman ya. kardeşim beni? Niye bıraktı? Söylüyorum sana işte. 3 tane iş adamı geldi. Bu konuyla ilgili çok baskı yaptı ve bunun üzerine bıraktı. O zaman şöyle diyeyim Ergün'üm. Ha. Ben kulüp başkanıyım. Sen de benim Tamam. çok değerli arkadaşımsın. Ural Sarıcı, Tamam. Hayat Kalancı benim çok değerli arkadaşlarım. Bana diyorlar ki bırak. Ben bırakmam kardeşim. İşte o Ben sana bir şey sensin. söyleyeyim Arif O Başkan. anki Ben burada. konsepsiyonda ne gelişti, neler yaşandı biliyor musun? Bilmiyorsun. Arkadaşım Sen bak kendine göre konuşuyorsun. konu Malatyaspor. Konu herhangi bir insanın işi, efendime söyleyeyim, kurumu değil. O mu Kime göre kardeşim? Malatyaspor? Sana göre, bana göre Malatyaspor. Hikmet Tanrıverdi'ye göre de öyle. Yani bunu samimi söylüyorum. Ben kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Ben Sen yaşadığım yapmazsın kardeşim. Kendini bana tarif etme. Sen yapma. gördüğüm şeyleri konuşuyorum. Bakın duyduğum şeyler üzerinden Peki konuşmuyorum. Hanefi Başkanım ben sana bir şey söyleyeyim. Sen de kulüp başkanısın. Bari de kulüp başkanı. Ben de belediye başkanıyım. Diyorum ki bari sana 500 milyar. Hanefi Başkan sana 3,5 trilyon.
Hoca, bak bunlar olmuştur. Olmuştur. Tamam Yani mı? bu Bak bir kibarcılıktan dakika. istemiyorum demek değil mi abi? Yok yok bunlar olmuştur. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bir yola baş koymuşsam bedelini de göğüslemişsem tamam mı? Gelecek bedeli de göğüslemişsem Periştah benim önüme engel olur. Bu kadar da Ya net bir söyleyeyim. belediye başkanı şimdi Değil sana belediye yardım başkanı. etmeyeceğini söylüyorsa Değil abi, belediye başkanı. Bak. bak belediye başkanı yardım etmeyeceğini söylüyorsa, ondan sonra diğer insanlar desteklerini çekiyorsa, rezil olmanın bir mantığı var mı abi burada? Yok Ergün, öyle Adamlar değil. zaten bileti O zaman kesmiş. yiğit düştüğü yerden kalkacak diye beylik laf etmeyeceksin. Anlatabildim mi Ergün'üm? Ondan Yani önce konuşulmuş bir laf, ondan önce konuşulmuş bir laf değildi ki Tuncay'ım ya ya. kardeşim benim kurban olduğum bak ben de biliyorum. Dönemin Abi bu konuya başkanı Cemal nereden geldik Akın. takıldık ya? Biz Peki o maalesef zaman bir şey konuşup söyleyeyim. O zaman kurtarmanın peşindeyiz biz siz. Hikmet Tanrıverdi. Hocam bir dakika. Hikmet Tanrıverdi gelip Necip Olgun ve Hakim Karadağ şeyindeki adaylığındaki Malatyaspor Kulübü Başkanlığı seçimine taraf olmayacaktı. Ve ben biliyorum ki kendilerini yırttılar. Kendiler İlhan Gavuk başta olmak üzere kendilerini yırttılar. Hakim Karadağ'dan yana tavır aldılar. Onun gerekçesini bana söyledin. Madem sen onun çok yakın arkadaşısın. Tamam, programdan sonra ben sana söyleyeceğim Hanif Hocam abi. bir dakika. Ben bir anlatayım sana. Ben biliyorum hocam, ben biliyorum. Şimdi ben sana Ben ortalık biliyorum. burada konuşulmaz ki abi. Şimdi bakın. Bunu burada ekranların karşısında anlatamayız ki. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Biz İlhan Kavuk'un olmasını istedik. Madem olunmuyor, İlhan Kavuk götürsün dedik. Ama İlhan Kavuk bunu kabul etmedi. etmez. Etmedi Etmez. zaten. Yani Etmez. etmedi. Şimdi orada ne olacak? O etmedi. İki kişiden birine taraf olmamız gerekmiyor muydu? Yok. Ne Gerek yok. yapmamız gerekiyordu? Niye taraf olacaksınız ki? Taraf olursun Ya gider oyunu kullanırsın. Onun aleyhinde, birinin aleyhinde, birinin lehinde çalışmak nedir? çalışma yok. Var. Ben bir Ya şey genç söyleyeyim kişiler Ergün'üm sana o ha. zaman. Ben bir şey söyleyeyim. Kulüp başkanıyım 2009. Yıl 2009 kardeşim benim. Ben kulüp başkanıyım. Benim kulübümün birkaç tane aracı var. Araçlarımdan bir tanesi yani araçlarım dediğim kulübümüzün aracı. Senin de Evet. Hayati Hocam da Bahri Ağabeyim de izleyenlerimizin de şeyimizin aracı yani bizim Malatyaspor'umuzun aracı. Şimdi o araçlarımızdan biri stada tahsisli. O stada tahsis araçlardan aracın sorumlusu da bizim Ali Osman Aktaş. Bana dedi ki başkanım bu aracın şey olması lazım. Bakıma girmesi lazım. Tamam kardeşim götür. Bakıma götürdüm. Malatya'da herhangi bir otomobil tamir firmasına götürdü. Ben İzmir'de yaşıyorum. Ben İzmir'deyim. Bana telefon açtı. Başkanım dedi. Araç dedi. Tamiri bitmiş. Almamız lazım. Alın dedim. Bana verdiği cevap şu. Başkanım parayı ödemeden aracı vermiyorlar. Eyvallah vermesinler kardeşim. Malatya'da Allah selamet versin. Kardeşim Bilgehan'ı aradım. Kardeşim dedim git şu parayı yatır. Bugünün atıyorum 1.000 lirası, 3.000 lirası. Neyse hiç önemli değil. Rakam önemli değil. Parayı veriyor. Aracı öyle alıyor. Anlatabildim her günü. Anladım, anladım Ben abi. az söylüyorum, sen çok anla kim olduğunu. Ya bak ben en başından söyledim. Yani Malatyalılar var, Malatya sevdalısı gerçek olan var. İşte Malatya Spor adı altında iyiliği isteyen de var, kötülüğü isteyen de var. Böyle bir karışık bir düzendeyiz biz. Şimdi zaten bizim efsane Malatya Spor'la ilgili konuşmamız gerekirse birlik beraberlik. Tuncay'ın birlik beraberlik olmadan biz kenetlenmeden bunu İstanbul Malatya'yı bırak. Dünyada herkesle Almanya'sından tut yurt dışında bir sürü Malatyalılar var. Hep birlikte birlik olmamız lazım. Bugün baktığın zaman kimse kusura bakmasın. Bugün efsane Malatyaspor seyircisi bugün üç büyüklerle dört büyüklerle birlik beraberlik olsa o kadar seyircimiz var bizim ya. Ama Aynen. işte bak birlik beraberlik olmadığı için işte biz ne yapıyoruz? Her sene bir çıkıyoruz 2 yıl, 3 yıl Süper Lig,
Ondan sonra kendi içimizdeki uğraşmalardan takımı aşağı indiriyoruz. Asansör gibiyiz. Bir çık, bir in. Bir kayboluyoruz 10 yıl. 10 yıl sonra bir çıkıyoruz. Güne Süper Lig. Kimse, bakın kimse bir şirketini yönetir gibi Malatya Spor'un bir kuruşuna böyle el sürmeyecek şekilde yönetilse bu takım buralarda olmazdı zaten. Yani gerçek bu. Size bunu söyleyeyim. Yani bunun içinde bir tane Malatyalı çıkıp gelecek, bu takımı alacak ama bir kuruşunu, bakın bir kuruşunu şirketini nasıl yönetiyorsa burayı da öyle yönetecek. Gelir ve gider dengesini koruyacak. Ona göre transferlerini yapacak. Her hafta futbolcuları, maç başları, maaşları, her şey düzenli yatacak. Sen ondan sonra yıldız futbolcuyu boş ver. O futbolcu nasıl oynuyor seyredin. Şimdi bugün örnek vermek istemiyorum. Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Konumuz bu değil. Sadece örnek veriyorum ve uzatmayalım ne olur onu. Bir yeni Malatya Spor. Sivas'a gitti. İlk yarı adam kendini gösterdi. Bakın futbolcular nasıl oynadı. İkinci yarı hiçbir şey yok. Çünkü niye? Adam 5 aydır maaş alamıyor. Sen bu ne takım ruhu olacak? Bu takımın neyini oynatacaksın? Yani anlatmak istediğim bunlar. Kötü futbolcu yok. Sen futbolcuya parayı vermezsen, ya bir fabrikada işçiyi çalıştırıyorsun. Her ayın 7'sinde maaş ödüyorsun. Bir gün sonra öde ya. 8'inde maaş öde bakayım ne oluyor? Sen burada futbolcuyu oynatıyorsun. Kamplara gidiyorsun, maç yapıyorsun. Ve 5 aydır maaş ödemiyorsun. Şimdi burada nasıl bir başarı bekleyebilirsin? Bekleyemezsin. Bizim şimdi Malatya Spor için efsaneye geri dönüyorum. Bizler de bunlar da oldu, yanlışlar da oldu. İşte paralarını gününde ödeyemediğimiz de oldu. Niye? Gelir ve gideri iyi dengeleyemedik. Şimdi bana göre bu futbol takımında transfer yapacaksan ortalama maç başı işte atıyorum 30 maçtan 10'unu kazanırım. 5 tane beraberlik olur. Şu kadar yenilirim. Bu kadar gelirim var dersin. Ve o gelire göre bir ortalama şey reklamlarda o forma reklamıydı, federasyondu, şu bu. Hepsini koyarsın. Bunun 1/3'ünü harcarsın transfere. 1/3'ünü de bırakırsın. Yani bana göre kulüp yöneticiliği budur. Ama kimse Malatya Spor'da işte ya bizim işte bu seneki bütçemiz bu, bu kadarlık transfer yapacağız diyen bir tane insan görmedik. Bunlar da yanlışlar. Hani şimdi doğruları konuşurken yanlışları da konuşmamız lazım. Ben sana sadece şunu söyleyeyim. Bilgin olsun. Geçen ben seni dün akşam izledim tekrarını. Bizler hepimiz. Davayı açan benim kardeşim. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım. Eyvallah. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım. Bizler orada ağır cezada yargılanmadık. Asliye cezada yargılandık. Bunu bil sana zahmet. Bir de şunu bilmeni isterim. Hikmet Tanrıverdi'nin çok büyük haksızlıklar var. Döneminin sadece son 4 ayı geldi bu yargılanmaya. Son 4 ayı. Hikmet Tanrıverdi'nin 2006'dan önceki dönemleri yargılanmaya dahil olmadı. Benim canhıraş şekilde verdiğim dilekçeye rağmen 2010 yılında verdiğim dilekçe var. Bu yargılanma sürecinin 2000'den itibaren devam etmesi gerektiğini istemişim. O dilekçem işleme alındı ama değerlendirmeye alınmadı. Bunu da böyle bilmeni isterim. Yani Hikmet Tanrıverdi sadece 4 ayla yargılandı. O 4 ay sonunca mahkemenin verdiği karar, hapis cezası, para cezası vesaire gündeme geldi. Bilmeni isterim. O sonradan oluşan, efendime söyleyeyim, uzlaşma vesaire ucubesini de kabul etmiyorum. Hikmet Tanrıverdi bunu kabul etti. Suçunu kabul etmiş sayılır. Bu kadar net. Eyvallah. Ben bilmediğim için, evrakları da takip etmediğim için yorum yapamayacağım. Ben senin kardeşim. Ben de sana söyleyeyim. Gündemimize tamam, geçelim doğru. Abi ya. Tamam geçelim abi. Abi biz efsane için bir şeyler yapmak için yapalım derken tamamen halis niyetlerle çıktı Ergün abi bu yola. Hı hı. Tamamen. Bizi bilen biliyor. Bugün arkadaşlarımız, dostlarımız, bizi seven insanlar, efsane Malatya Spor'u seven insanlar, hasbel kadar da olsa cebinden 200 lira çıkaran, 500 lira çıkaran, 1000 lira çıkaran, 10 bin lira çıkaran, 100 bin lira çıkaran neyse
Hep o sevgiyle bir araya getirdiğimiz insanlar. Saygıyla bir araya getirdiğimiz insanlar. Evet. Bizim burada Malatyaspor'a hizmet adının altında Allah ömür ne kadar ömür verir hiçbirimiz bilemeyiz. Bu bir çabadır. Bu bir gönül işidir. Burada bunu yapmaya çalıştık. Hasbelkadar da olsa mevcut yönetim kurulumuza bir destek, maddi destek, manevi destek olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, efsane çok farklı. Bugün işte insanlar söylüyor abi, buradan katılanlar söylüyor. Malatyaspor'un 600 tane biletli, yeni Malatyaspor'un 600 biletli seyircisi varken Malatyaspor'un sahasına giden seyirci 1000-1500 kadar. Şimdi burada demek ki sevginin ligi yok. Sevgi her yerde sevgi. Biz o takımın sesim yankı yapıyor herhalde değil mi ya? Telefonu evet. Bir girip çıkayım abi. Hocam sen bir gir çık ya. Ben şunu söyleyeceğim kardeşime de. Benim başımın tacısın. Bize şeref verdin. Allah razı olsun. Şimdi bizim seninle yargılandığın dava, hepimizin yargılandığın dava, savcının bize isnat ettiği suç, iddianame çok alçakça bize yönetilen alçakça bir suç ne? Görevi kötüye kullandı. Böyle bir şey var mı her günüm ya? Görevi vallahi, kötüye kullandı. Vallahi görevi kötüye kullanmazsa Malatya Spor'u bilançosu ortada. Neyi nasıl kötüye kullanmışım? Yani ben kendi adıma konuşayım. Benimle birlikte 300 tane adam orada yargılanıyor. Biri de benim ama işte, bunu biri de tabii sensin kardeş. Kötüye kullanmanın tabii içinde sırf bizim yönetim yok. Farklı yönetimlerin de yaptığı senin sıkıntılar yönetimin da var 4 ay. yapabilir. 4 ayı var işte. Geriye dönüyor yok. Bilgin olsun. Bir de biliyorum. bilgi sahibi olmayan arkadaşlarımın, kardeşlerimin bu konu hakkında fikir beyan etmesini istemiyorum. Bu konu hakkında hakikaten gerçek fikir sahibi olan, bilgi sahibi olan insanlar fikir beyan ederse onlardan biri de benim, hatta şunu söyleyeyim, benim grup başkanlığım döneminde bunu öne sürdük. En doğal olarak en fazla fikir sahibi olan ben. Hocam buyur, hoş geldin hocam. Abi kapattık yine açmışsınız. Yo, seni beklerken konuştuk hocam ya. Şimdi Ergün abi, yani. Burada %100 tespitlerine %100 katılıyorum abi. Yıllardır belki Malatya futbolunun en büyük sancılarından bir tanesi kurumsal bir kimliğe, liyakat sahibi insanların işe gelmeyişine. Bunların hepsi Malatya Spor'da defalarca Malatya futbolunda yaşandı. Sadece Malatya Spor'la alakalı değil. Malatya futbolunun genel kanayan yarası bu. Şimdi tabii sizin zamanınızla gelir gider dengelerini göz önüne getirdiğimiz zaman şimdi Süper Lig'deki bir takımın gelir giderleriyle sizin zamanınızdaki takımların uçtu. Uçtu. Şimdi liyakat sahibi gerçekten işin içine girmeyen kurumsal yapıyı, kurumsal kimliği getirmeyen hiçbir kulüp bu liglerde barınamaz. Şimdi ben Konyaspor'la çok iç içe yaşayan bir insanım. Borcu ne, harcı ne çok iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Hocam, İnanın bana. Ergün'üm Bahri abi, ben geleyim abi. Hemen geleyim, hemen geleyim. Şimdi bakıyoruz abi, Konyaspor'un çok ciddi anlamda bir borcu var ama bu hiç şehirde konuşulmuyor. Biz de çarşaf çarşaf her yere dökülüyor abi. Bizde yıllardır bu böyle. Böyle de devam edecek zaten. Yani abi araya gidiyorum. Şu anda Ergün abi, Mahmut Çiçemen abimiz de. Ben onu diyecektim. Mahmut Çiçemen arkadaşıma çok selam, saygılar. Onun Allah'ına kurban. O evet, adam size adam. Size çok çok selam. Ben de çok selam söylüyorum. Onu bize, ya müsait olduğunu arayacağım Mahmut kardeşim. Evet, evet hocam. Şimdi bizim şehir olarak ya da bir Malatyalı olarak gerçekten abi kendimize çok ciddi anlamda bir çekip düzen vermemiz gerekiyor.
Ne anlamda çeki düzen verelim? Şimdi, ya abi bir kere yani cevap vereceğim değil mi? Yani bu benim fikrim abi. Çok özür dilerim. Yani gösterdim. Ya abi zaten şimdi bakın geçmişten bugüne zaten bizim en büyük sıkıntımız ne? Bildik beraberlik olmamamız. Evet, zaten en büyük sıkıntı bu. Yani biz bir kere kendi içimizde yani efsane Malatya Edebli oydu uyduyu bırakıp kendi içimizde doğruları bul, kendi içimizde birlik beraberlik olmamız lazım. Bu olmadığı sürece sen en iyi adamı getir, en iyi adamı, en dürüst adamı getir ama ekip iyi olmadığı zaman, herkes birbirinin arkasına kuyu kazdığı zaman neresi olursa olsun yürümez. Ama bizim Malatya'da bu maalesef çok. Yani ben bunu gördüm. Yani bizim yönetimde de gördüm, sonraki yönetimlerde de gördüm, bugünkü yönetimlerde de görüyorum. Yani çok farklı işliyor. Bizim burada birlik beraberlik olmazsa biz de istediğin takımı kur, başarı gelmez. Mümkün değil. Ben böyle düşünüyorum. Abi, şimdi bak, ben seninle çok samimiyim. Evet. Samimiyetten dolayı, tamam, ben nereye gidersem gideyim, sen yanlış da yapsan, hayır diyorum, Ergün abi doğru insan. Onun adı ne işte kuzum? Abi sen... Batır gönlüne binen doğruyu es geçmez. Şimdi bak abi. Seste bir var abi, arkadaşlarımız uyarıyor ama bizde seste bir problem. Benim se- yani bende bir problem yok. Sizde de yok. Duyduğum o yani. Bende yankılı geliyor. Hocam herhalde sende sorun var. Çünkü ses bayağı eko yapıyormuş. Şu anda da ben de duymaya başladım. Hocam sana zahmet bir çizim daha gir ya. Hatice hocam. Sende de başladı hani. Öyle mi? Bende var mı kışırtı? Yok başkan yok. Sen... Ha bende yoksa tamam. Sen ne abi? Yok sende bende de yok abi, benim sesim de. Kardeşim ben. Yok kardeşim sende gayet net ya. Kardeşim benim ya. Tamam. Çetin Tunç, Malatyalı kardeşim benim. Selamlar. Şimdi var mı? Şu anda yok. Yok şu anda yok hocam. Şimdi yani dediğim gibi abi birlik beraberlik olmamız lazım. Yani biz Malatyalıyız. Yemin ediyorum size bakın. Benim kendi şahsım Malatyalı olmak dünyada bir ayrıcalıktır. Yemin ediyorum bak bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ya Malatyalı olmak bir farkındalıktır. Ama biz gerçekten bunu kendi içimizde yapamıyoruz. Gerçekleştiremiyoruz. Birlik beraberlik yapamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Yani şimdi bakıyorsun. Her günüm sana destek görmek için söylüyorum. Üniversiteye giderken daha 18 yaşındaydık. Gençlik daha kardeşim. Şimdi yavrularımız, senin de benim de yavrularım 20'nin üstünde. Ya dolmuşa biniyorduk. Sırf Malatyalı olduğumuzu vurgulamak için çaba gösteriyorduk. Ya sana şu kadar söyleyeyim. Biz böyle Malatyalıyız kardeşim. Aynen. Şimdi bak sana şunu söyleyeyim başkanım. Şimdi Malatya spor kümeye düştü. Dün de söyledim bunu bakın. Yemin ediyorum o gün Dijitürk'ü spor şeyini kapattırdım. Ve ne zaman bak yeni Malatya spor çıktı Dijitürk'ü ondan sonra açtırdım. Size yemin ediyorum. Yani ha benim için şu adı Malatya geçtikten sonra benim için hiçbir önemi yok. Malatya geçiyorsa bir Malatya sporu temsil ediyor zaten burası. Saygı duyuyorum kardeşim. Ha, ama tabii benim gözümde efsane hiçbir zaman ölmedi, ölmeyecek de. Yani bugün de buradaysak efsane Malatya spor için buradayız. Zaten başka bir şey konuşmuyoruz. Hepimizin ortak faydası o. Ha, bu Malatyalılık genimizden gelen bir olay. Yani diyorum ya Malatya olması, Malatya yazması yeterli bizim için. O Kayısı'nın ablemi olması yeterli. Ama işte diyorum ya
Yani ben en çok mesela işte üç büyüklere bakıyorsun, adamlar takım yönetiyor, işte gayet güzel başarılı işler yapıyor, performans düşüklüğü de olabiliyor ama hiç kimse kimsenin kuyusunu kazmıyor. Şu anda Malatyaspor'umuzun kulüp başkanı İdris Pajda da bizi izliyormuş. Kendisine ve yönetim kurulu üyemiz Fethi Altunbey de bizi izliyorlarmış. Kendisine de buradan hayırlı akşamlar dilerim. İyi akşamlar, saygılar diliyorum Ben de Mustafa Güner Başkanıma, İdris Pajda Başkanıma, Fethi Altunbey kardeşime, başkanıma saygılarımı gönderiyorum. Hocam lafını kestik ya, buyur hocam. Yo. Ergün abi aslında benim özetleyeceklerimi çok net güzel özetliyor. Ben size şunu söyleyeyim. Yo, ben de Ergün kardeşim, beni de duygularıma tercüman olmuşsun. Yok ki ondan. Şimdi şöyle Yani söyleyeyim. bizim işte içimizde kaynayan bir yara. Yani bu yıllardır bizim Malatya sporumuzun düştüğü durum gerçekten çok büyük bir yara. Yani bu yarada işte dedim ya, tesisimiz gitti. Bir tane kötü bir otobüsümüz vardı. Otobüsümüz gitti. Kupalarımız gitti ya. Emek emek. O kupalar var ya, kupalara kondular ya. Ya bunlar olabilir Ben mi? kurban olayım her günüm. Ya bunlar olabilir mi? Yani ben yemin ediyorum, yani Yakışır içim mı her gün? parçalanıyor. Ahlaki mi? İnsani mi? Ya bunların hiçbirisi zaten doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani burada yapılacak bir şey varsa, işte bugün Malatya Belediye'ye bir dünya para harcadılar ve Malatyaspor'un borcunun çok çok üstünde para harcayıp Süper Lig'e çıkarttılar. Ya Malatyaspor'a o parayı yatırsalardı daha az parayla bu takım çıkardı. 2 milyon her günüm. Kulüp başkanı benim, talep eden benim. 2 milyon. Benden sonra Hayati Kocam da parçalandı. Bülent Kapkıner kardeşim de parçalandı. Mehmet Aydın kardeşim de parçalandı. Nafile. Ha burada, hocam burada. Kendi söylesin. Ya işte yani neticede kulübün üstünü çizmişler. Kim ne yaparsa yapsın boş. Çizdiler yani. Ha ne oldu? İyi şeyler mi oldu? Tarih tekerrürden ibarettir. Döndü dolaştı aynı şey buraya geldi. Şu Ve anda bunları Malatya. söyledik. Dedik ki her gün dedi ki ya sizin bu oluşumunuzun başarılı olacağına garantiniz nedir? Duyamadım başkan. Pardon, bir daha Dedim söyleyeyim. ki bu oluşumunuzun bir yeni oluşum yapıyorlar her gün. Evet. Bunun garanti başarılı olacağına garantiniz var mı? Ya başa bu çok uzun soluklu bir süreç. Bu kısa bir süreç değil. Bu sürece girdiğin zaman 2 günde kimsenin kayış atmaması lazım. Çünkü neticede yol uzun, Süper Lig yolu uzun. Yani burada insanlar birlik beraberliği bu 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık değil. Bu işin sonuna kadar, Allah'ına kadar bu takımın arkasında durulması lazım. Hepimiz birlikte, ekip olarak, isteyerek. Bu iş böyle olur. Yani Rabbimden isteyeceksin. Yani bu olur mu olmaz mı demeyeceğim. İsteyeceksin ya. Kalbini temiz tutacaksın. Ve bu Aynen. takımı iyi bir yere getirmek için isteyeceksin. Ondan sonra da zaten bunu yapabilirsek bu çok büyük bir başarı. Bu da bu takımı buraya düşürenlerin ayıbıdır. Onlar ondan sonra kendilerinden ders çıkarsınlar. Değil mi? Evet. Yani bana göre böyle. E Benim senin de doğru kardeşim. Aynen. Ne söylüyorsan ben söylemişim kardeşim. Ya Allah razı olsun. Yani çünkü burada diyorum ya, bugün şimdi işte başkanımız da izliyor. Şimdi biz bugün takımı aldık. Takımı üst lige çıkarttık. Ondan sonra hiç kimsenin pes etmemesi lazım. Pes edecekse bile ABC şıkkı olması lazım. Yedekler. Birisi yoruldu, hemen öbürkü alacak, o devam edecek. O yoruldu, o alacak, devam edecek. Bunun arkasında çok büyük güç olması lazım. Yani bu güç olmazsa bizim burada konuşmalarımız, kampanyalar, yok para topladık, şunu yaptık, bunu yaptık. Hepsi boş. Bu çok uzun soluklu bir süreç çünkü. Yani bu kısa bir süreç değil. Aynen. Çok meşakkatli hakikaten Ergün abi. Ama şuna inanıyorum abi. İmkansız değil ya. Abi ne imkansız ya? Sen imkansıza inanmıyorsan zaten burada çıkıp konuşmayacağız. İmkanı var. Abi, Yapılacak, olacak. Ama Allah'ın isteyeceğiz. izniyle. Hep birlikte Allah'ın isteyeceğiz. izniyle.
Yani bir Hayati Hoca'nın, bir Bülent Başkan'ın, bir Bahri abinin, bir benim istememle olmuyor bu iş. Hepimiz istememiz lazım. Yani yoksa biz kendi aramızda konuşalım. Efsaneyi kurtardık, kurtarıyoruz. Lafla güzel de icraat lazım. İcraatlı olması lazım. Yani bu olursa bu iş olur. Yoksa öbür türlü biz kendi aramızda dört kişi konuşuyoruz. Bizim konuşmamızla, iki tatlı sözle buraya çıktık, canlı yaptık, güzel konuşmayla arkasına durmadıktan sonra hiçbir anlamı yok bu işin yani. Aynen. Yani Malatya Spor bizim önümüze geçmeli. Bakın, biz dostluk, arkadaşlığı Malatya Spor için gerekirse bozmalıyız. Çünkü Malatya Spor bizim önümüzde şu anda. Bu efsane Malatya. Haksızlığa uğrayan bir Malatya. Adaletsiz bir şekilde düşürülen bir Malatya. Bana bunun aksini ispat eden varsa çıksın. Eyvallah. Bir tanesi konuşsun. Yok. Yani ben yemin ediyorum, takip ediyorum sizleri. Mesela konuşuluyor. Doğru olan da var, yanlış olanlar da var. Böyle çok katılmak istedim, çok şey yapmak istedim. Dün artık böyle patladım. Dün öyle katıldım yani. Hani ondan sonra da içimdeki doğrular, işte bu 10 yılın birikmişi ne varsa bildiğim doğruları konuşuyorum ve konuşmaya da devam edeceğim. Yani bu benim bildiğim doğrular. Yanlış bir şey değil. Belgesi olmayan yok, bir şey değil. Yok Ergün Paşa, ben sadece sana hem destek olmak açısından hem de olabilir hepimiz. Kimse her şeyin en doğrusunu bilmekle mükellef değil. Bilmeyebilir. Öyle bir mecburiyetimiz de yok. Sen dedin ki ağır ceza, ağır ceza değil, asker cezası yargılıyoruz. Ya neticede ceza mı? Ceza başkan, neticede benim, bakın, benim mahkemeyle hiç işim olmamıştır. Benim hayatımda söyleme sahip iki tane taşıma ruhsatım vardı. İkisi de Malatya Spor'dan dolayı gitti. Heda olsun. Umurumda ya canım sağ olsun ya. Kardeşime bak ya. Umurumda sen... değil. Sadece ne zoruma gidiyor biliyor musun? Adam gibi durduk. Adam gibi o Malatya Spor'un arkasında durdum. En azından kendi adıma konuşuyorum. Ve ben Malatya Spor'a çok şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bunu da reklam yapmıyorum. Bugüne kadar da hiç konuşmadım. Yok yok kardeşim, seni bilen biliyor. Ama kendini ifade etmene gerek yok. Herkes seni biliyor. Bunun karşılığında düştüğüm duruma üzülüyorum. Memleketimin takımından dolayı düştüğüm duruma üzülüyorum. Yani bunları hak etmedik. Ha, bunların içinde hak edenler yok muydu? Tabii ki vardı. Ama herkes hak etmedi bunu. Şimdi Ergün'üm ben sana şunu söyleyeyim. Bize savcının iddianamesi, hepimizin 300'den fazla bir şeyimiz var. En iyisinde Malatya Spor. Asgari müştereğimiz, kader birliği yapmışız. Bize isnat edilen suç iddianamedeki görevi kötüye kullanmak. Bu da çok çok çok, hele de bizler için çok çok çirkin, aşağılık bir suç. Bunu da yüce Rabbime kurban olayım. Hak eden belasını bulur, hak etmeyen de yüce yargı nezdinde aklanır. Ben öyle diyeyim. Şimdi bir dakika, bir dakika Ergün'üm, Hayati Hocam. Var abi, İdris Başkan'ım girmek istiyormuş. Arkadaşlar da ısrarla söylüyor. Ya arkadaşlar, İdris Başkan'ım bizim başımızın tacı. Biz onu gördük. Yalnız yayın akışı devam ettiği için yoksa sıkıntı değil. Ben şimdi çıkayım. İdris Başkan'ım. Ben başka çıkabilirim. Ben hayır yok. Ergün'üm sen bize lazımsın. Sen daha çok devam edeceksin. İdris Başkan'ımla hem bir tanışın, ben çıkayım. Hem de sonradan devam ederiz. Müsaadenizle. Görüşürüz tamam. Ergün'üm. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun, sağ olun başkanım. Görüşürüz. Şu anda Almanya'dan da Özgür Karakoç abimiz izliyormuş. Buradan saygı gönderiyoruz Özgür abimize. Başkanım, Almanya'ya da selam olsun. Başkanım, Ergün abi belki Özgür Karakoç'u tanımıyordur. İyi akşamlar. Özgür Karakoç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Almanya'da, Frankfurt'ta. Kardeşimiz Malatya Spor'a forma sponsoru oldu yeni. Bilgim var. Sağ olsun. Bir katkı yaptı. Sağ olsun. Teşekkür ederiz kendisine. Ondan sonsuz teşekkürler ederiz. Başkanım hoş geldin. İyi akşamlar. Ergün abi iyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Eğer tanışamıyorsa ben Malatya Spor'da ilk derneği çerçeve zamanda kuranım.
Hikmet abi döneminde de bir kısa dönem yaptık. Sonra ticaret işlerimizden dolayı biz derneği yönetiyoruz. Tanıyorum seni yaptık. Başkan, tanıyorum. Görece eder, olabilir. Şimdi Ergün abi, sizlerin demiş, ben acil yani katılmamın sebebi, ben her zaman katılırım. Onda sorun yok. Çok iyi şeyler konuştunuz. Uzun vadeli. Bir kere şuraya çıkmanız sizin gerçek Malatyasporlu olduğunu, iyi bir yönetici olduğunuzu, sizin de bizim gibi içiniz yandığı o kesin. Onda mutabıkım. Çünkü zaten o cesareti kendinizde bulmuşsunuz ki sizler hepiniz bu kulübe bir şeyler yaptın. Gelmiş geçmiş tüm başkanlar, tüm yönetim kimse kötü olmasını istemedi. Yani kimse bir şey olmasını istemedi. Keşke biz öyle yapmayaydık da kendi iş meselemizi mahkemelere taşıyıp da yapmayaydık. Kendi içimizde halledeydik. Senin hatanı ben kapataydım. Sen benim hatamı kapataydın. Yani bizler burada onu yargıya taşıyarak kimi suçladık? Kimi idam sayfasına çıkardınız? Bugünkü Malatyaspor'u idam sayfasına çıkardınız değil mi başkanım? Çok doğru. Çok evet, doğru. İdam sayfasına Malatyaspor'u çıkardınız. Kimin faydası oldu ki? Kimseye olmadı ki. Ama biz sizi küstürürsek, o birini küstürürsek, geleni küstürürsek bugünkü gibi 3 kişiye yönetici bulamazsınız. Demin söylediniz, bu uzun mesafeli bir şey. Uzun tabii ki, bu kısa mesafe değil. Çok uzun mesafe. Biz 3 yıldır 2018'den beri talip olduğumuzda Başkanım Mustafa Güner'e şunu söyledim. Biz bu kulübü şartlardan aldık. Yani sizler şartlar da belki biliyorsunuz. Bize bir sözler verildi, bir vaatler verildi. Siz an önü çizgiye çıkarak ben dedim ki, bak Mustafa Başkanım, siz bilmiyorsunuz ama ben futbolun içine geliyorum. Mümkün değil. Yani üçüncüye mümkün değil. Bu şartlarda ikimizin, ben emekli, sen normal, olmaz dedi. Olur dedi. Aldıktan sonra işler öyle olmadı. Mecburi devam etmek zorunda kaldık. Bari biliyor, Hayati kaptanım biliyor. Mesafe kendimize göre bütçe yapa yapa gittik. Yani dedik ki hiçbir destek gelmeyebilir. Yani biz bu işe girmişsek yapacağız. Biz o destekle kendimize devam ettik, bugünlere geldik. Hayati Hoca bir kozim yaktı. Sizin gibi abilerde büyük destek var. İnsanlar bize inanıyor. En büyük şeyim de o, bize güvenmeleri. Güvendik için herkese teşekkür ederim. Tek ricam ne? Buraya görev yapmış, gelmiş geçmiş insanları hiç kimse karalamasın. Neden? O insanlar da herkes görev yapıyor. Hikmet abi de geldi. Hikmet abi kolay bir adam mıydı ya? Hikmet abinin İstanbul'daki konumu, sizin konumuz, o yönetim kurulunun konumu. Bugün bana diyebilirler mi? Hikmet Tarıver'deki yönetim kurulunu say. Bugünkü hepsi dünya ticaretinde iş merkezindeki insanlar. O biri arkadaşlarımız da öyle. Ya Aşim Başkan da öyle. Senin Başkan da öyle. İlhan Kavuk, Malatya Sayda. Kim ister ki bu duruma gelin? Ya kim ister ailesi bugün neden yargılanıyor mahkemede? Bizler tuttuk bir karar aldık. Abi kararda bize uzlaşmacı geldi. Dedi ki siz uzlaşmaya istediğiniz parayı yazabilirsiniz. Dedi ki biz para istemiyoruz kardeşim. Hayır. Biz Bülent Kapkıner'e yetkili kıldık İstanbul'a. Dedi ki insanlara gidin hukukçusuna danışsın. Biz bu Malatyalı'yı bu işten kurtaralım. Bayram Kırıcı abim beni aradı. Ben toptan gayısı yapıyorum. Ya İdris Başkan. Ben sevdiğim bir abimdir Bayram Kırıcı. Ya Bayram gerçekten abi çok canlı. Malatya'ya mal olmuş benzer insanlardan biri. Ya Kürem bir de benim. Dedi ki ya İdris Kürem bu ruhsatı dedi alamıyorum dedi. Silah ruhsatım bir de cezasını ödeyeceğim dedi. Vallahi dedim biz imzaladık. Fahrettin Esverdi'yi ya kimler? Şimdi Selim Başkan'ın da izliyorsa 5 kişi imzalamadı. 5 kişi de Taşin Başkan'ın döneminde olan şahıslar. O imzalamayın demiş. Peki ben dedim ki bu insanların bir sürü hukukçusu var. Yani bir sürü hukukçusu var. Bu insanlar neden E-Devlet'te önüne çıksın? Biz yarın bu adamlarda bir insan kazanırız. Desin ki Malatyaspor kulüp başına gelen insanlar art niyetli insanlar değil. Sonra kulübüne yardım eder, etmez. O onun bilisi iş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Görev yapmış, gelmiş geçmiş insanları biz böyle yargılarsak yarın bir tane malzemeci bulamazsın. Doğru. Bırak bunu Ergün abi. Şimdi İstanbul'a gideceksin. Adam diyecek yine Malatyaspor mu geldi? Ya hele bakın kapıda bunu gönlünü hoş edin 5-10 lirayla gidin. Gelip 5-10 lirayı getireceğiz. Malzeme alacağız. 2 futbolcu alacağız. Yine aynı durumda. Ama biz temele iner. Temelde bu takımı bir Kocaeli gibi bir
Sakarya gibi nasıl ileriye götüreceksek herkesi kucaklamamız lazım. Herkesi kazanmamız lazım. Kesinlikle herkesi, doğru başkan. Kesinlikle. Senin abi tecrübenden faydalanacağım. Hikmet abinin tecrübesinden faydalanacağım. Haşim abinin yaptığı hatada faydalanacağım. O hatayı yapmayacağım. O birini tekrar öyle futbolcu alırken transfere dikkat edeceğim. Ya bugün bir şey söyleyeyim. Celil'i kim transfer etti? Bugün Celil'in kağıdı bana haciz geldi kulübe ya. Celil'den haciz mi geldi? Celil'den dolayı dördüncü seferdir geliyor. Tabii amatör kabul etmiyoruz. Adam hala avukat aracılığıyla bize yazı gönderiyor. Yani bu kulüpte parayı yemiş, getirmiş adamlara bir şey yok. Baş tacı yöneticiliği yapmış, ömrünü vermiş. Abi Malatya koşmuş gelmiş, ailesini mağdur etmiş. E şimdi biz bu insanlara eğer yine aynı şekilde yanaşırsak aynı tas, aynı tarak, aynı hamam. Biz bu tabloyu yıkalım. Doğru. Ben mi geldim? Bana yardımcı olsan. Benim gücüm bitti. Ergün abim geldi. Ergün abinin etrafına birleşelim. Hayatım geldi. Hayatıyla birleşelim. İş Malatya Spor'sa kusur aramayalım. Kusurları zaten kapatalım. Bu bayrak yarışı başkanım, onu anlattım. Yani bu uzun süre şimdi biz konuklu bir... Anda, abi ben bu yayınları dinledikten bu yana seni takdir için katıldım. Yani senin teşekkür ederim başkanım. Bilinçli konuşma, cesaretli katılım. Yani suçlama da gelirse bu suçlamaları bu tür yöneticilere yapmayın. Rahmetlik Soykan'a ayak abattınız. Rahmetlik Soykan'a ayak abattınız. Bu kulübün heykeli tikilecek insanlara. Malatya dışarıda gelenlere böyle ederseniz adam kulübün etrafına gelmiyor. Bir ağabey ben de kulübü büyük de bir ağabey. Abi Malatyalı. Ben de meclis başkan yardımcılığı yaparken o da benim meclis başkanımdı. Biri demiş Hayati Hocam bu kulübü al. Demiş kaç da borcu var? Demiş 20 trilyon. Demiş önemli değil. Beni aradı. İdris ne diyorsun dedi. Yeni Malatya Sporu diyorum ha. Bizimkinle beraber. Evet. Vallahi dedim. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen futboldan anlamıyorsun. Ya sen varsın dedi. Abi ben varım. Yarın bana bir şey olmaz ama yarın iki şeyde olmayan hakareti sana yaparlar. Sen bunlara nasıl dedi. Abi dedim Ali Koç'a bile yaptılar. Yapıyorlar. Doğru. Futbol nankör bir iş. Futbol sevda ister, futbol gönül ister. Bugün Ergün abi Malatya Spor'un gönüllü olduğu belli bir abim bugün katılmış ki ben ne yapabilirim? Hayati Hocam kendini paralıyor da, Selim Başkanım kendini paralıyor. Ben bu insanların hepsine çok çok teşekkür ederim. Emeği geçenlere, kulübün içinde olanlara, hiç kimse bu kulübü görev kötüye kullanmamıştır. Yanlış yapıyorlar. Ne yapmıştır? Malatyalı birbirini şikayet etmiştir. Malatyalı birbirini şikayet etmiştir. Gitmiştir, söylemiştir. Sen kimi şikayet ediyorsun? Ya biz Malatyalıyız kardeşim. Biz bir aileyiz. Varsa sorun. Ergün abi bende belki büyüktür. Ben Hayati Hocam büyüktür. Çağırsın. Bana desin gel İdris Payza. Sen tecrübesizsin. Sen burada yanlış yapıyorsun. Oğlum burayı düzelt. Sen bu harcamalarını böyle yapma. Sen bunu da yapmışsan bir şekil kapat. Biz kendi içimizde bitirelim işi. Yani tabii bu söz konusu Malatya Spor'sa böyle olacak. Olması gereken abi, bu. Olmaz. Herkes herkesin hatasını kendi içimizde halledeceğiz dışarıya çıkartmadan. Abi, zaten önemli de... olan bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum başkanım. Birlik beraberlikten işte. Kastım bu. Arkadan yani sen... kimse kimsenin kuyusunu kazmayacak. Söz konusu Malatya Spor'sa gerisi teferruat. Ama gerçek Malatya Spor'lu için konuşuyorum. Abi, ben şunu söylüyorum. Harbi Malatyalı Malatya Sporlu, ben onlar için söylüyorum. Ama gelip burada egosunu tatmin edecek, ondan sonra ben türbüne çıkayım, şeref protokolünde oturayım, basında görüneyim, işte giderken de tamam ben bırakayım suçu, yönetim başkanlara bırakayım. O insanlar her gün bizi yolda bırakır. Yani o insanlar bizi yolda bırakır. Başkanım burada işte, ben bir devreye gireyim. Müsaade edersen sözünü valla kesin. Buyurun. Şimdi bak. Ergün abi Malatya'ya 1100 kilometre o tarafta İstanbul'da yaşıyor. Eyvallah abi. Ergün abi yöneticilik dönemiyle alakalı söylüyorum. Çağısını, çoluğunu, işini bırakacak. Gelecek Malatya Spor'a bir hizmet verecek. Eyvallah. Bu bir emektir ya. Ben bak bu i̇şte programlara başladığımız günden bugüne diyorum ki Malatya Spor'a kim bir tane çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun. Ne diyeyim abi? Bitti abi. Sözü karalayarak bak karalayarak geçmişi konuşarak geçmiş bir derstir, tecrübedir. Bir yere varamazsın. Öyle. Şu var. Ya.
Ben diyorum ki kurumsal yapı ve liyakat. Abi bu kadar ya. Bu. Hep yani yapacağım başka... bu. Şimdi abi biz evet. Bu yapıyı kurarken, bu yapı kurulurken Malatya'nın herhangi bir takımı olsun. Ama ben söylüyorum, Malatya'da efsane Malatya Sporu varken benim gönlüm efsane Malatya Spor'dan yanadır. Kesinlikle. Bu yapıyı kurarken de lütfen ve lütfen insanları o Malatya Spor'a formasına, aşkına, efsaneye olan sevgisini, saygısını hiçbir zaman yitirmeden aynen abi bu şekilde ya. Devam etmek zorundayız. Abi Hayati Başkanım, biz neyi bekliyoruz Malatyalı biliyor musun? Ben bekliyorum ki Ergün abi yönetici başkan ya, ben olamamışım. La kardeşim, Malatya diline işte, benim de abi kültürüm o kadar yani, kusura bakmayın bazen. Estağfurullah. Ben ki, abi ben diyorum ki la şu Ergün'ün ne zaman 3-4 maç yenilecek, şunu bir yuhlasalardı. Ergün'ün yanına da geleyim, diyeyim ki ya Ergün sen bu memlekette yaptığın var ya, sen ne kral adamsın. Biz bu sahtekarlığımızı bırakmamız lazım abi. Bravo. Anlatmak istediğim buydu. Çok güzel, net söyledin başkan. Abi teşekkür ediyorum. Bunları sana da gördüm. Ben abi, ben Malatya'nın çocuğum. Bari ben amatörden gelmişim. Ben düz bir adamım. Ben çerçeve zamanında dernek başkanı yaparken Hayati başkan, kaptanım oteldeydi. Çeklerini bana verdiler. Bir dernek başkanına, Turan müdürümle beraber ben çekleri Bolo Koro Otel'e götürdüm. Hayati ne etti? Burada yat dedim. Yok Hayati kaptanım, ben geri gideceğim. Yok dedi. Annesi gil oradaydı. Rahmetli Nur içinde yasın. Bu kulübe Hayati başkan annesinde para almış, Urfa'ya gitmiş bir adam. Bugün içi yanıyor. Sizin Malatyalısınız. Ben ne renk atabilirim, ne yapabilirim? Biz onun için geçmiş dönemde yöneticilik yapmış. İnsanlara hiçbir hakkına riayet etmeden, onlara saldırmadan o insanlar Malatya'ya emek verdi. Ben de uzlaşmayı bu yüzden yaptım. Hiçbir şey yazmadım. Dedim asla bir şey istemiyorum. Ama Malatya Spor'dur. Siz kendiniz gelmişsiniz, sizin takımınız. Siz demişsiniz ben böyle yapacağım. Ben de, o sizin bileceğiniz iş. Çünkü bir iş paraya, mefata dayanırsa ben dostları kazanmam. Ergün abi gibi adamları, Hikmet gibi, Haşim gibi, İlhan Kavuk gibi, Hayati gibi, yani sayamadım. Mehmet Aydın başkan geçmiş, Selim başkan gibi insanları kazanamam. Ben Malatyaspor'u sizin namınıza şu anda benim elimde, yarın Bahri'nin elinde, yarın Ergün abim. Onun yanında da ben hemen yer almam lazım. Ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Köstek olmayacağım, destek olacağım. Benim sözüm size budur. Ergün abi çok teşekkür ediyorum. Yine Selim başkan kadar ben sizinle tanışmak için, bu işi düzeltmek için söyledim. Çok teşekkür ederim başkanım. Elimden geleni yapacağım Ergün başkan. Hiç rahat olun. Hayati başkanım gibi bir ışık yakmışız. Biz futbolun illa Süper Lig'de oynamasına gerek yok. Biz de 11 kişiyle oynuyoruz amatörde. Biz de 3 hakemle oynuyoruz. Biz de türbünden oynuyoruz. Futbol orada Malatya temsil ediyorsa biz orada oynarız. Türbünde ne kadar taraftarımız gelirse o kadar istek veririz. İlla ki Süper Lig'de olmak için Malatyalı olmak mı lazım? Valla niye Süper Ligi de isteyelim? Niye canım Malatya Spor ya, Süper Ligi? Ergün abi, Ergün abi ben şunu demek istiyorum. Sevginin yeri olmaz. Malatya Spor neredeyse biz oradayız. Ya muhakkak tabii canım, öyle olmuş olsa zaten burada neyi konuşacağız yoksa? Ya biliyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizim hiç sizde şey yok yani. Yönetici, eski yöneticilerin bir şey istediğimiz yok. Tek istediğimiz Malatya'ya bir oluşum yapın. Gerçek sahiplerine sahip çıkın. Biz bu yerdeki Malatya bayrağını ileriye taşıyalım. Bir Elazığ gibi bu borcu silelim. Kimliğimizi yeniden alalım. Önüne yeni eski koymayalım. Malatyalı, Malatyalılar yine ayağa kaldırır. Bizler bu şehrin çocuklarıyız. Sizler de bu şehrin çocuklarısınız. Bu topraklarda hep ömrünüz geçti. Son demimizdir. Kim var, kim yok. Bugün çevreme bakıyorum. Bu arkadaşım yok, bu yok. Bu kuşakta giderse Malatya Spor kimse konuşmaz. Doğru. Hepinize teşekkür ederim Ergün abi. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim başkanım. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Evet çok hocam. Çok samimi, çok samimi, çok. Ergün abi öncelikle ben sana çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın. Ne demek ya, olur mu öyle şey? Ben vaktinin de kısıtlı olduğunu biliyorum. Sıkıntı yok. Helal hoş olsun hocam, olur mu öyle şey ya? Öyle şey olur ya mu? Valla
Yani... Ya işte başkanım çok güzel özetledi. Yani gerçekten doğru söylüyor. Şimdi biz Malatya diye kendimizi yırtıyoruz bir taraftan. Bir grup var. Bir grup da var ki Malatya Spor üzerinden rant yapıp para kazanmak isteyen var. Yani Malatya Sporluk yok. Rant var. Evet. Maalesef. Maalesef böyle şeyler de var. Yani bizim buradaki tek amacımız, tek emelimiz ne? Malatya Spor'u daha iyi bir yere nasıl getirebiliriz? Düştüğü yerden nasıl çıkarabiliriz? Yani işin özeti bu. Ama dediğim gibi biraz evvel de söyledim. Bu çok uzun soluklu bir olay. Bu bir bayrak yarışı. Bunu birlik beraberlik içinde olmadığımız sürece zaten bu işler olmaz. Değil mi Tuncay Başkanım? Hanifi Başkanım pardon. Eyvallah Ergün'üm. Eyvallah. Yani. Ne diyorsan o. Benim kardeşim. Ya bizim için işte diyorum ya, yani efsane Malatya Spor çok önemli. Bu bizim bir değerimiz. Bu benim çocukluğumdan beri tuttuğum takımım. Yani diyorum ya, benim tuttuğum üç büyük takım yok. Bir tane Malatya Spor var. Başka da takımım yok yani. Bu kadar net söylüyorum size. Ergün'üm. Efendim başkanım. Beraber bir şey yapalım. Hayat Hocam da burada. Bari ağabeyim de burada. 84'te Namalov şampiyon olduk. Anadolu kaplanı olduk. Hep öyleydik. 84'te Namalov şampiyon olduk. Anadolu kaplanı olduk. Doğuluyuz. Gururluyuz. Kupalarımız nerede abi başkan? Doğuluyuz. Ergün'üm. Doğuluyuz. Evet Ergün'üm. Başkanım, namalum kupamız nerede? Biz Malatya sporluyuz. Ergün'üm. Bak kimin kardeşi? Kardeşler geliyoruz, alınacak. Senin Allah'ına kurbanım kardeşim benim. Bak olay ne biliyor musun kardeşim benim? Hak edeni hak edene vereceksin. Sen kalktın kardeşim benim. Hak etmeyen şekilde Malatya Belediyespor'a tuttun, Malatya Spor namını verdin. Böyle bir kepazelik var mı Ergün? Bugün sizlerin iyi niyetli olmasından o orada. O Malatya Spor ibaresini yeni Malatya Spor belediye geçirmesinin mümkünatı yok. Siz bir davacı olun. Orada Malatya mı kalıyor? Ne Allah'ına kurbanım. Ergün'üm benim. Peki bir yani böyle bir şey var mı ya? Var. Bizim söz konusu Malatya Spor'sa bizim Malatya'da her şey var. Allah çok şükür. Değil mi kardeşim? Yani vallahi o konulara bakın, size yemin ediyorum çoğu şeyi es geçiyorum. Allah bir ismi hak için. O kadar çok konuşulacak şey var ki ama hepsi boş. Gerçekten boş. Niye kendini yırtıyorsun, parçalıyorsun, konuşuyorsun, doğruları anlatıyorsun. Bir arpa size şunu söyleyeceğim ya, bu diye. Bunu samimi söylüyorum. Biz Malatya Spor olarak konuşuyoruz.